Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları bekleme sürelerini gözeterek boşayın ve bekleme süresini de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşacak olursa, bilsin ki o kendisine zulmetmiş olur. Sen bilemezsin. Belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkaracaktır. İddet sürelerini doldurduklarında onları iyilikle tutun ya da onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden iki adaletli kişiyi de tanık tutun. Siz de tanıklığı Allah için yerine getirin. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki o, ona yeterlidir. Kuşkusuz Allah, sözünü yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenlere gelince, onların bekleme süreleri konusunda bir kuşkunuz varsa, bilin ki onların bekleme süreleri 3 aydır. Gebe olan kadınların bekleme süreleri ise doğurmalarına kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona olan ödülünü büyütür. Onları iddetleri süresince gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Hayatlarını çekilmez hale getirmek için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler doğumlarını yapıncaya kadar onlara nafakalarını verin. Sizin için çocuklarını emzirecek olurlarsa karşılıklarını verin. Çocuğun geleceğiyle ilgili olarak alınacak en iyi karar konusunda birbirinize danışın. Eğer bu konuda güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu baba adına başka bir kadın emzirir. Varlıklı olan nafakayı varlığına göre versin. Rızkı dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından kolaylık yaratır. Rabbinin ve elçilerinin buyruğuna baş kaldıran nice kentler vardı. Bu yüzden biz onları çok zorlu bir hesaba çekmiş ve onları görülmedik bir azaba uğratmıştık. Böylece onlar yaptıklarının karşılığını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştu. Allah onlara ahirette de çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanmış olan akıl sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı kitap indirmiştir. O, inananları ve iyi işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. O halde kim Allah'a inanır ve iyi iş yaparsa, Allah onu içinde temelli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Böylece Allah ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiş olacaktır. Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın buyruğu, onun her şeye gücü yettiğini ve ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz için bunlar...